Merhaba arkadaşlar, bugünkü sorumuz şu: çok kusması olan 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık bir çocuğa reflü diyor muyuz ve reflü ilacı başlıyor muyuz? Baştan söyleyelim arkadaşlar, bir çocuğun reflü tanısı alabilmesi için özellikle ilk 4 ay ya da 5 aylık süreç içerisinde sadece bebeğin aşırı kusması bunu ifade etmez. Bunun yanında birçok kriter bakarız ve genellikle şunu söylüyoruz: eğer bebeğiniz çok iyi kilo alıyorsa ve kilo alımında sorun olmadığı gibi çocuğunuzun kusmaları ilk 4 ayda oluyor, 5 ayda oluyor ama 5 aydan sonra azalıyorsa bu çocuğa muhtemelen reflü demememiz gerekiyor. Çünkü bizim bildiğimiz gibi çocuklardaki reflü muhabbeti aslında fizyolojik bir durumdur. Yani bütün çocuklarda herhangi bir hastalığı olmasa da bir çocuk kusabilir. Ve bu kusma durumu eğer çocukta ikincil sorunlara neden oluyorsa bunu reflü olarak isimlendiriyoruz ve sonrasında tedavi başlayarak çocuğun reflüden kurtulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani diyelim ki bebeğiniz ikinci ayında ya da üçüncü ayında her beslenme sonrasında kusuyor ya da gün içerisinde birkaç kez kusuyor. Fakat bebeğinizin kilo alımı normal dediğimiz derecelere göre gayet iyi. Peki normalimiz ne diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk 30 gün içerisinde 800 gram, 30-60 gün içerisinde 600 gram, 60 günden sonra ortalama olarak 500 gram kilo alan bir bebeğiniz varsa çocuğunuz gayet normal bir şekilde büyüyor demektir. Eğer bebeğiniz, aşırı kusan bebeğiniz, bu değerlerden çok daha fazla kilo alan bir bebek varsa sizinki fizyolojik bir reflüdür arkadaşlar. Bunun için beslenmesini bir miktar azaltabilirsiniz ya da bebeğinizin fazla gazı varsa gazının mide hizasındayken kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bebeğin fazla gaz yutmasına neden olan bir hiperlaktasyon durumunuz varsa bunu giderebilirsiniz. Yani ne diyoruz özetle? Fazla kusan bebeklere direkt fazla kustuğu için reflü tanısı koymuyoruz. Özel bir ilaç başlamıyoruz. Ne zaman ki çocuğunuz kilo alması düşüyor, hastalıklar oluşuyor veya doktorunuz bu şekilde sizin özelinizde evet reflünüz var diyor, bu durumda merak ediyorsanız, kafanız karışmışsa bir başka doktor arkadaşımızla tekrar görüşüyorsunuz. Eğer her iki doktor da aynı fikirdeyse, aynı kanıdaysa bu durumda ilaç başlayarak adım atmaya başlıyorsunuz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Yeni bir sorunuz ya da konu öneriniz varsa alt kısımda yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.